Arkadaşlar merhaba. Köz Kazan Yayınları Biyoloji Zümre Başkanı Tarık Feyzoğlu olarak bugün karşınızdayım. Bugün sizlere ara tatil için minik bir soru çözümü gerçekleştireceğim dersimizden. 10 soruluk bir çözüm gerçekleştireceğim. Ve bu çözümleri soru bankamızdan seçmiş olduğum sorular üzerinde yapacağım. Toplam 10 tane sorunun çözümünü gerçekleştireceğim ki bundan bir video daha çekeceğim. Yani ara tatilde iki tane videomuz olacak. Dediğim gibi bunların hepsi Biyoloji Soru Bankamızdan gerçekleştirilecek çözümler olacak. Biyoloji Soru Bankamız burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar TYT ve AYT kitabımız şeklinde piyasaya sürülmüştür. Ve A kitabı bir de B kitabı var. A ve B kitabı şeklinde gerçekleştirdiğimiz kitaptaki soru çözümlerine başlıyorum. Şimdi birinci sorumuz. Çöl hayvanlarının yağ depo etmelerinde yağların birikici özelliklerinden hangileri etkili olabilir demişiz. Şimdi arkadaşlar çöl hayvanları dediğimiz zaman hemen aklımıza deveyi getirelim. Şimdi neden yağ depo edilir dediğimiz zaman tabii ki hemen çölün özelliğini göz önünde bulunduraraktan su terimini de hemen ön plana çıkartalım. Şimdi çölde yaşayan bir hayvanın tabii ki suya olan ihtiyacı oldukça fazladır. Şimdi diyebilirsin ki ya hocam yağ ile suyun ne alakası var? Şimdi yağın yapısındaki hidrojen oranı gerek karbonhidratlardan gerekse proteinlerden çok daha fazla miktardadır. Dolayısıyla arkadaşlar yağı yaktığınız zaman solunum yoluyla yağı yıktığınız zaman yani nasıl yakabilirsin? Mesela örnek veriyorum. Yağ asidini alırsın yağın yapı taşlarından. Oksijenle yakımı gerçekleştirirsin. Karbondioksit artı su buharı açığa çıkartırsın ki bu açığa çıkan su molekül sayısı oldukça fazladır. Bundan ötürü çöl hayvanları bol miktarda yağ depo eder diyebilirsin. Ha, diyebilirim ki ya hocam işte yağ organik yapılı değil midir? Evet yağlar organik yapıdadır ama bu çöl hayvanının yağ depo etme sebebi olamaz. Ya da efendim işte trigliseritler nötral yağlar ester bağını içerir. Evet ama bundan kaynaklı olarak çöl hayvanı yağ depo eder diyemiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki cevabımız yalnız iki seçeneğidir diyebiliriz. Bir insan hücresinde gerçekleşen hidroliz reaksiyonuna ait grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre X ve Y ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi ben hep soru çözümlerinde gerekse canlı yayınlarda hep şunu söylemişimdir. Grafik ve tablo soruları varsa üstteki bilgilere lütfen dikkat ediniz. Bu ÖSYM'nin taktiğidir. Üstteki bilgiden cevabı çıkartıyor olabilirsiniz. Mesela bakın ben de ne yapmışım burada grafiğin üstünde bir insan hücresinde gerçekleşen tepkimeden bahsetmişim. Buradaki biyolojik vurgu insan hücresi. Şimdi insan hücresinde ben şunu çok iyi biliyorum ki selüloz sindirimi gerçekleştirilemez. Dolayısıyla cevap Adana'dır ama bakın bu sorularda öğrenci arkadaşlarının yaptığı hata şu burayı hiç okumuyor. Gidiyor diyor ki neymiş bu işte sadece şuna bakıyor mesela hidroliz ya da buraya bakıyor unutuyor. Hidroliz diyor aa diyor ada ne olur diyor niye olur? Şimdi selülozu diyor parçalarsam diyor glikoz artar. Tamam normalde evet ama insan hücreleri selülozu sindirebilir mi? Tabii ki sindiremez. Onun için de cevabımız Adana seçeneğidir diyoruz. Evet. Aşağıda verilen tabloda bazı organeller ve bu organellere ait bazı görevler gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z organelleri aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Arkadaşlar klasik bir organel soru tiplemesidir ki her seferinde söylüyorum bir kez daha söylüyorum. ÖSYM, TYT sisteminde. Bundan önceki YGS'de de öyleydi. Bundan sonraki daha doğrusu şu andaki TYT sisteminde de. Son derece basit bilgi soruları soruyor. Lütfen ama lütfen bunu gözümüzde büyütmeyelim. Yani abartmayalım. Çok aşırı zor soru tipleriyle uğraşmayalım. AYT kısmı işin farklı bir boyutudur. AYT tabii ki TYT'ye oranla özellikle fen branşı adına, fen branşları adına daha zor gelecektir. Ama TYT'de net bir şekilde
Evet, bilgi sorabilirler ki soruyorlar zaten. 2 senedir biyoloji sorularına bakın. Bilgi sorusu ağırlıklı yorumdan ziyade. Ama eğer sen o bilgiyi biliyorsan çok kısa süre içerisinde rahatlıkla çözebileceğin soru tipleriyle karşılaşıyorsun. Mesela bakın bu soru tipi TYT soru tipidir. Net bir örnektir. Aşağıda verilen tabloda bazı organeller ve bu organellere ait bazı görevler gösterilmiştir. X, Y, Z organellerinden bahsetmiş. Şimdi X organeline bakalım. Neyi sağlıyor? Hücre içi sindirimi sağlıyor. Yani lizozom organeli. Y organeline bakalım. Madde iletiminden sorumlu. Yani endoplazmik retikulum. Z organeli de enerji üretiminden sorumlu. Yani mitokondri. O halde cevabımız hangisi oluyor arkadaşlar? Adana seçeneği oluyor diyelim. Hücre konusundan ikinci soru tipi ki işte bazı arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın oturtturmakta güçlük çektiği, bazı arkadaşlarımızın bu tarz soruları gördüğü zaman kaçtığı bir soru tipidir bu. Arkadaşlar, öncelikli olarak ben bir takım bilgilendirmeler yapacağım buna yönelik. Ondan sonra soruyu çözeceğim. Bu hipertonik ortam ve hipotonik ortamın ve izotonik ortamın ne olduğunu bir kez bir hatırlatalım. Şimdi hipertonik ortam diyelim. %10'luk glikoz çözeltisi gösterelim buraya. Buraya da %2'lik glikoz çözeltisi gösterelim. Şimdi bakın, bu hücre, bu ortamın glikoz yoğunluğunun hücreden daha fazla olduğu aşikar. Dolayısıyla ben bu ortama çok yoğun ortam, hipertonik, yani çok yoğun ortam ismini veriyorum. Şimdi bu hücreyi buraya attığın zaman ne olur? Şimdi bu hücrenin çözeltisindeki çözücü oranını bulalım bir. %2'si çözünen maddedir, dikkat ettiyseniz. Glikoz o zaman %98'i sudur. Ortamın %10'u çözünense %90'ı sudur. Bu hücreyi bu ortama atarsanız eğer arkadaşlar ne yapar? Hücreden ortama doğru, yani çoktan aza doğru suyun geçiş yaptığını net bir şekilde söyleyebilirsiniz ve hücre ne yapıyor arkadaşlar bu halde suyu kaybettiğine göre? Hücre büzülür. Yani plazmolize olur. Örnek olarak tuzlu suyu verebilirsiniz. Arkadaşlar bakın, denize girip çıktığımız vakit ellerimizde bir buruşukluk görürüz değil mi? Veya işte evde yapmış olduğumuz banyonun sonucunda ellerimizde yine bir buruşukluk görürüz. Çünkü bahsetmiş olduğumuz ortamlar hipertonik ortamlardır ve hücrelerimiz ne yapacaktır arkadaşlar? Suyu kaybedip plazmolize hale geçecektir. Peki hipotonik ve izotonik ortamdan da bahsedelim. Şöyle yapalım şimdi. %4'lük glikoz diyorum bu sefer buna. Buna da %20'lik glikoz diyorum. Bu derken hücre, bu kısım ortam. Şimdi bakıyorum, hücremin glikoz yoğunluğu ortamdan daha fazla. Ortamınki az olduğuna göre ne yapıyorum? Az yoğun ortam diyorum. Yani hipotonik ortam ismini veriyorum. Şimdi %20'lik glikoz demişken çözücü oranında %80 olduğunu biliyorum. %4'lük glikoz demişken çözücü oranının %96 olduğunu biliyorum. Bu hücreyi bu ortama atarsak ortamdan hücreye doğru su geçişi yapıldığını da biliyorum. Dolayısıyla çünkü niye? Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doldu. Dolayısıyla hücre ne yapar? Hücre şişer. Hücre turgor haline gelir. Bunu örnek olarak arkadaşlar tatlı suyu vereceğim. Tatlı su ortamını vereceğim. Şimdi diyebilirsin ki hocam bir de izotonik vardı. Şimdi izotonik de sizlerin çoğunuzun karıştırdığı nokta şu. Hücreyi çizelim. %4 glikoz diyelim. Buraya da %4 glikoz diyelim. Şimdi bakın şöyle yapıyorsunuz çoğunuz. Eşit eşit izotonik, yani eş yoğun ortam. Yazıyorsunuz bunu buraya. Diyorsunuz ki hiçbir şey olmaz. Tamam geç. Hayır.
Arkadaşlar burada çok şey olur. Hücreye giriş de çıkış da vardır su babında konuşuyorum. Ama hücreye giren ve hücreden çıkan su miktarı eşit miktarda olduğu için, eşit olduğu için, tamam mı arkadaşlar? Bir değişiklik olmaz diyeceksiniz. Bu birincisi. İkincisi, burada aktif taşıma da yapılabilir. Yani aktif taşıma dediğiniz olay sadece azdan çoğa doğru ihtiyaç sonuna kadar değil, aynı zamanda iki ortam yoğunluğu eşit olan durumlarda da gerçekleştiriyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Şimdi soruya dönebiliriz. Aşağıdaki şekillerden birincisinde hücrenin glikoz yoğunluğu ortamın glikoz yoğunluğuna eşittir. Bir süre sonra hücre farklı glikoz yoğunluğuna sahip ortama alındığında ikinci şekildeki görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi ikinci şekildeki görüntü ortaya çıkıyorsa ikinci şekil birinci şekilden daha hacimsel olarak büyük durumda. Yani demek ki ne yapmıştır? Hücrenin içerisine su girişi olmuştur. Su girişi olduysa şurada göstermiş olduğum hipotonik ortamdan bahsedebilirsiniz. O zaman burası hipotonik bir ortamdır. Hemen şıklara gidelim, öncüllere gidelim. 2 numaralı şekilde hücre hipotonik ortama konulmuştur. 1 numaralı şekildeki ortam yoğunluğu 2 numaralı şekildeki ortam yoğunluğundan daha azdır. Şimdi arkadaşlar 1 numara bu, 2 numara bu. Burası hipotonik. Yani burası az yoğun. O zaman burası daha fazla yoğunluğa sahiptir. 1 numaralı şekildeki ortam yoğunluğu 2'ye göre daha az değil, daha fazla olması lazımdır. Devam ediyorum. 2 numaralı şekilde hücrenin ozmotik basıncı azalmıştır. Arkadaşlar suyu alırsanız ozmotik basıncı yani suyu emme isteğini azaltırsınız. Su ile ozmotik basınç ters orantılıdır. Su ile turgor basıncı doğru orantılıdır. Suyun zara ve duvara yapmış olduğu basınç, baskı turgor basıncıdır. Su kaybı neticesinde ozmotik basınç artar ve suyu emme isteği artar diyebilirsiniz. O halde hangi ifadeler doğru? Doğru. Birinci ve üçüncü ifadeler doğru. Ki bakın net bir şekilde söylüyorum. Bu bizim piyasadaki çıkartmış olduğumuz Çözkazan A kitabında hücre ile ilgili çok sayıda önemli soru tiplemeleri vardır. Ve bu 4 Kasım'da yayınlanan biyoloji daha doğrusu genel kazanımlara da birebir uyumludur arkadaşlar. Buradaki soru tiplerinden rahatlıkla ve rahatlıkla problemlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz diyorum. Ve devam ediyorum. Evet, şimdi sınıflandırmaya yönelik bilgilendirme yapacağız. Biliyorsunuz sınıflandırma ile ilgili yeni açıklanan kazanımlarda hayvanlar haricinde diğer canlıların sınıflandırılması anlatılmayacak. Ama bu şu demek değil, diğer canlıların özelliklerini bilmeyeceğiz anlamını taşımıyor. Diğer canlı alemlerin özelliklerini kesinlikle ve kesinlikle çok çok iyi bir şekilde bileceksiniz arkadaşlar. Fakat sınıflandırma olayına girmeyeceksiniz. Yani bugün örnek verelim. İşte bakteriler peptidoglikan yapılı hücre duvarına sahip olduğunu bilmek zorundasınız. Halkasal DNA'ya sahip olduğunu bilmek zorundasınız. Bunları bileceksiniz. Ha, bakterileri işte şekillerine göre, işte boyanmalarına göre, solunumlarına göre olan ayrımlarını yapmayacaksınız. İşin özü bu. Yani orada yanlış bir algılama lütfen oluşmasın. Ki az önce bahsetmiş olduğum gibi bizim soru bankamızda yine o tarz kazanımlara yönelik soru tiplemeleriyle karşılaşırsınız. Aşağıdaki tabloda sürüngenler sınıfında yer alan X canlı türü ile kuşlar sınıfında yer alan Y canlı türünün sahip olduğu bazı özellikler gösterilmiştir. Tabloya göre kaç numaralı özelliklerde hata yapılmıştır? Arkadaşlar sürüngenler sınıfında X, kuşlar sınıfında Y canlı türü yer alıyor. Şimdi sıcakkanlı olmayla başlayalım. Sıcakkanlı olma, çevre sıcaklığına göre vücut sıcaklığını sabit tutma eğiliminde bulunmadır. Soğukkanlı ise değişkenlik gösterme eğiliminde olma durumudur. Sıcakkanlı olanlar kuşlar ve memelilerdir. Diğer omurgalılar ise soğukkanlıdır. Yani sürüngene sıcakkanlı diyemezsiniz. Kuşa sıcakkanlı deyip bunu artıyla göstermek lazım. Bir de hata yapılmıştır. Hava kesesi içerme. Arkadaşlar sürüngenlerde hava kesesi yoktur. Fakat kuşlarda hava kesesi vardır. Biliyorsunuz kuşların çoğu uçma özelliğine sahiptir. Ve bu uçma özelliğine sahip olmalarından ötürü yedek hava deposu olarak hava keselerini kullanırlar. İç döllenme
her iki sınıfa ait bir özelliktir. Sürüngenler de, kuşlar da iç döllenme yapar. Biz memeliler de iç döllenme yaparız. Amfibiya dediğimiz iki yaşamlılar, yani kurbağalar ve semenderler, dış döllenme yaparlar. Bazı balık türleri de iç döllenme gerçekleştirebilir. Akciğer solunumu, ergin amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memelilerde gerçekleştirilen bir solunum türüdür. Dolayısıyla burada hatanın yapıldığı kısım yalnız birdir diyoruz. Evet. Arkadaşlar bakın, yaklaşık 3 senedir, daha doğrusu 3 sene demeyelim. Çünkü geçen sene mantarlarla ilgili soru geldi. Ondan önceki 2 senede gerek son YGS'de gerekse son TYT'de arkadaşlar baktığınız zaman çıkan hayvan sorusu, hayvanlarla ilgili çıkan soruya bak, soru tiplemelerine baktığınız zaman son derece basit soru tiplemeleri olduğunu gözlüyorsunuz. Ancak hata yapan öğrenci tiplemesinin de fazla olduğunu görüyorsunuz. Şimdi neden? Mesela bir tüy olayı vardır, bir kıl olayı vardır. Şimdi vücuttaki deri yapısında tüy ve kıl olayında öğrencilerin çoğu şunu karıştırıyor. Bir kere memelilerin tüyü yoktur. Yani bunu net bir şekilde bilelim ve bu vurgunun üstünde duralım. İşte biz bunu hocam işte biz kendimizden yola çıkaraktan düşündüğümüz zaman işte bizim sarı çıkan ya da işte beyazımsı yapılarımız tüy değil midir? Kesinlikle ve kesinlikle. Herhangi bir memeli türünde, ki buna biz de dahil olmak üzere, tüy bulunmamaktadır. Sadece ve sadece kıllı bir deri yapılanmasına sahibiz ki kıl çoğu memelilerde bulunan ve bu bulunma özelliğinden ötürü memelilere özgü bir özelliktir. Tüy ise yalnızca ve yalnızca kuşlara özgü bir özelliktir. Şimdi sıcakkanlı bir hayvan türünde, ki az önce biz buna tanımını da yaptık, kuşlarla memelilerin sıcakkanlı olduğunu da söyledik. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmaktadır diye bir soruyla karşılaştık. Şimdi kuşlarla memelilerde bulunan ortak bir özelliği arayacaksınız. Şimdi tüy kuşlarda bulunur, memelilerde kıl bulunur, süt bezi ve kaslı diyafram. Bunların ikisi de arkadaşlar, bakın kaslı diyafram, süt bezi ve kıl, daha doğrusu üçü de memelilere özgüdür, tüy kuşlara özgüdür. Ama akciğer solunumu gerek kuşlarda gerekse memelilerde gözlenen bir solunum çeşididir diyoruz. Evet, geçelim hücre bölünmelerine arkadaşlar. Mitoz bölünmeyle ilgili bir soru tipiyle karşınızdayız. Bu arada çok sık soran arkadaşlarım için, hocam B kitabı çıktı mı deniyor. B kitabımız da çıktı. Bakın buradaki görsel B kitabına aittir. B kitabında 11 ve 12. sınıf konularını gözleyeceksiniz. A kitabında 9 ve 10. sınıf konularını gözleyeceksiniz. Fakat A kitabında aynı zamanda ben 11. sınıf konusu olan, hem 10. sınıf hem 11. sınıf konusu olan insanlarda üreme kısmını da işledim. Yani o biliyorsunuz hem TYT'de var hem de AYT'de var. Ama bu da piyasaya çıktı arkadaşlar. Tabii ki alabilirsiniz. Hatta AYT'ye yönelik de 30'lu denememiz de çıktı arkadaşlar piyasada. Bunlar kazanımlara birebir uyumlu olan soru bankalarımız. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ki çok güzel yorumlar okuyoruz bunlarla ilgili. Çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine de olacağız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Aşağıdaki şekilde mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait X evresi gösterilmiştir. Buna göre X evresi ve hücre ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın, evreden önce şundan bir bahsedelim. Haploid diploid kavramı önemlidir. Şimdi haploid kavramı, yani bu en kromozom ile göstermiş olduğunuz kavrama baktığınız zaman, kalemimizi bir değiştirelim şöyle bakalım bir dakika. Evet. Şimdi bakın. Şimdi bu X ile göstermiş olduğum yapıların her biri bir kromozomdur.
Şunlar da kromozomdur. Şimdi diyeceksin ki ya hocam, burada da 4 kromozom var, burada da 4 kromozom var. Peki hangisi haploid, hangisi diploid dediğin zaman, birincisi haploiddir, en ile sembolize edilir. Kromozomlar birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ederler. Dolayısıyla bu en eşittir 4'tür arkadaşlar. İkincisi ise çifterli, yani ikili halde bulunmaktadır. Bunu 2n eşittir 4 ile sembolize edersiniz. Evreye geldiğiniz zaman burada iyi ipliklerin yavaş yavaş oluşmaya başladığı, sentrozom organellerinin birbirinden uzaklaşıp zıt kutuplara doğru hareket ettiğini gözlemliyorsunuz ve çekirdeklerinde, daha doğrusu çekirdek zarında erimeye başladığını gözlemledik. Peki kaç kromozom var? 3 tane kromozom var ve bu en eşittir 3 kromozomludur arkadaşlar ve iyi ipliklerinin oluştuğu çekirdeğin erimeye başladığı evrenin ismi ise profaz evresidir. O zaman hücre profaz evresindedir. Evre en eşittir 3 kromozomlu bir hücreye aittir. Bir sonraki evredeki profazdan sonra gelecek olan evrenin ismi metafazdır. Hadi gelin bir de onu çizelim. Metafaz evresinde bu görmüş olduğunuz kromozomlar hücrenin ortasında yan yana dizilip sentrozomların zıt kutuplara çekildiğini, iyi ipliklerinin bu kromozomları ortada tuttuğunu gözlemleyebilirsiniz. Fakat iyi ipliklerinin sayısını lütfen kromozom sayısıyla eş görmeyin. Daha fazla olmak zorundadır arkadaşlar. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Dolayısıyla bir sonraki evrede kromozomlar hücrenin ortasında yan yana dizilir cümlesi de doğru olup cevabımız 1, 2 ve 3'tür diyelim. Evet. Gelişmiş bitki hücrelerinin mitoz bölünme geçirmesi sırasında olaylarından hangileri gerçekleşmez denmiş. Arkadaşlar ben burada iki tane biyolojik vurgudan bahsedeceğim. Bir tanesi mitoz bölünme, bir diğeri gelişmiş bitki. Şimdi eğer bitki gelişmiş değildi, ilkel olsaydı sentrozom organeli de vardır diyecektim. Ama bitki gelişmiş olduğu anda artık sentrozom organeli o bitki hücresinde yer almaz. Bunu net bir şekilde bilelim. Şimdi mitoz bölünmeden bahsediyoruz değil mi? Mitoz bölünmeden bahsediyorsak üçüncü öncülü alamazsınız. Yani homolog kromozomların arasında parça alışverişi dediğiniz olay bildiğiniz crossover olayıdır. Kalıtsal çeşitliliği sağlayan crossover olayı mayoz bölünmede gerçekleşebilen, o da gerçekleşebilen. Kesinlikle gerçekleşen bir olay değil, gerçekleşme olasılığı olan bir olaydır. Peki, hocam ya boğumlanma nereden çıktı? Bitkiler boğumlanır mı? Tabii ki bitkiler boğumlanmaz. Bitkilerin sitoplazma bölünmesi arkadaşlar ara lamel ya da ara levha şeklinde olur. Bunun da oluşumuna selüloz ile pektinin katıldığını bilelim. Ve oluşumunda Golgi cisimciğinin rol oynadığını bilelim arkadaşlar. Boğumlanma hayvan hücrelerinde gerçekleşiyor. Sentrozom organelinin zıt kutuplara çekilmesi, bakın tekrarlıyorum, eğer bitki ilkel olsaydı alırdım ama gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom organeli bulunmamaktadır. Peki kardeş kromatitlerin zıt kutuplara ayrılması var mı? Tabii ki var. Hatta evresiyle birlikte yazalım. Anafaz 2 evresinde kardeş kromatitler zıt kutuplara çekildiği için 1, 2 ve 3 olayları doğru yanıtımızdır diyoruz. Evet, aşağıdaki soy ağacında dediğimiz anda kalıtım soru tipi hemen ön plana çıkıyor arkadaşlar. Kalıtımın soy ağacı sorularına lütfen dikkat edin. Soy ağacı soruları yani hemen hemen her sene gelen bir soru tiplemesidir. Geçen sene de geldi biliyorsunuz. Geçen sene gelen hatta soy ağacı sorusu diğer soy ağacı soru tiplemelerinden daha farklıydı. Dolayısıyla arkadaşlar soy ağacı sorusuna kalıtım konusunda fazlasıyla ağırlık vermenizi net bir şekilde öneriyorum. Şimdi bu soru tipine bakalım bir nasıl çözülüyormuş. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak gösterilmiştir. Verilen soy ağacında bu özelliğin kalıtımı alellerinden hangileriyle sağlanabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın, koyu renkli bireyler daha öncesinde demeyelim genellikle veriliyor ama bu soru tipinde senin bulmanı istiyorum ben. Dolayısıyla bu koyu renkli olarak gösterilen bireyleri bulurken şöyle soy ağacında şu kısmı yakalamaya çalışırsanız sevinirim. Nedir hocam bu kısmın özelliği? Bakın anne ve baba taralı değil, çocuk taralı. Ben buradan birçok şeyi bulurum. Mesela
Otozomal baskın değil mi? Otozomal baskın nedir? Ya büyük A büyük A'dır ya da büyük A küçük A'dır. Ama sonuçta bunların fenotipi her halükarda büyük A'dır. Mesela sen buraya büyük A demiş olsan demek ki bunlar küçük A. E peki iki tane küçük A'dan büyük A gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla bir yanlıştır. Otozomal çekinik. Ben tik atarak devam ederim. Neden? Arkadaşlar otozomal çekinin olmama ihtimali sadece şu görseldeki gibidir. Olmama diyorum bakın. Nasıl mesela baba anne ikisini tarayalım. İşte iki tane çocuk olsun. Sallıyorum bunu tarayalım bunu taramayalım. Şimdi bunların hepsi küçük A iken bunun büyük A olma ihtimali var mı? Tabii ki yok. O zaman otozomal çekinin olmaması için anne ve babanın yani ebeveynlerin taralı olup çocuğun görseldeki gibi açık tonda gösterilmesi lazım. Öyle bir durum olmadığı için 2'ye kesinlikle evettir diyorum. X kromozomda taşınan çekinik arkadaşlar olamaz. Çünkü bakın bu kız çocuğu X küçük R küçük R çekinik fenotipe sahipse eğer şu genotipteki bir kız çocuğunun küçük R alelini nereden alması lazım? Babasından ve babanın da taralı olarak gösterilmiş olması lazımdı. Baba taralı değil, o halde baba X büyük R Y şeklinde gösterilir. Kız çocuğumuzda küçük R var, babada büyük R var. Dolayısıyla bu da olayı cevabı etkiliyor olumsuz yönde. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız yalnız iki seçeneğidir diyoruz. Evet, aşağıdaki soy ağacında koyu renkle gösterilen bireyler kıvırcık saçlıdır. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangileri bu özellik bakımından heterozigot genotiplidir? Kıvırcık saçlılık otozomal baskın alellerce kanıtılan bir özelliktir. O zaman bunların her birine büyük A'yı koyalım. Her birine büyük A'yı koyalım. Her birine büyük A'yı koyalım. Koyu renkli olmayanlara arkadaşlar küçük A diyelim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Küçük ağlardan birisi babadan gelecek. Küçük ağlardan birisi anneden gelecek. Küçük ağlardan birisi babadan gelecek. Ben numaralandırılan bütün bireyleri yaptım. O zaman hangileri bu özellik bakımından heterozigottur? Yani büyük A ve küçük A melez şeklinde gösterilebilir. Bakın heterozigottur, homozigottur, homozigottur. Homozigottur ve heterozigottur deyip cevabı 1 ve 4 olarak işaretliyorum. Arkadaşlar bu videodan bir tane daha çekeceğim. Fırsat buldukça biyoloji anlamında Çöz Kazan yayınları olarak video çekiyoruz. Biliyorsunuz canlı yayınlar da yapıyoruz. YouTube'da mutlaka soru çözümlerimizi izleyin bizim. Çünkü biz öyle cevap üstünden gitmiyoruz. Direkt soruyu gördüğümüz zaman konu anlatımında gerçekleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Bu ara tatili iyi değerlendirin lütfen. Ara tatilinde bol bol konu tekrarı yapın. Bu ara tatilde öğrenci tiplemelerini ben şöyle şekilde ayırıyorum. Şimdi bir başarılı bir grup var. Yani artık nasıl bir başarıya sahip, nasıl bir tipleme. Bütün konularda artık hazır TYT babında. Artık o öğrencilerin çok hafif konu tekrarı yapıp deneme çözmelerinde fayda vardır. Ancak bazı öğrenci grupları ise daha bu zamana kadar istediği şekilde çalışamamış, temelinde problemler olabilir ki bu grubun da şiddetle konu tekrarı yapması lazım. Ve bu konu tekrarını yapıp ondan sonra soru çözümünü gerçekleştirmesi lazım. İşte bu soru çözümlerini yaptığınız zaman bu videolar çok işe yarıyor. Dolayısıyla bizim kaynakları, bizim yayınımızı net bir şekilde öneriyorum arkadaşlar. İçerisindeki soru tiplemeleri de kazanımlara birebir uyumlu olduğu için, kazanım dışı soru olmadığı için, kazanım dışı sorularla da sizi uğraştırmıyoruz yani. Bu da önemli bir zaman kazancıdır. Bunu da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.